Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Trafik adabı 2022 sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. %100 sizlere çıkacak sınav soruları. Tam 35 adet arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bundan böyle trafik adabı sınav sorularından kesinlikle kaçırmayacaksınız. Hemen birinci sorudan itibaren başlayalım. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığını farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi. B. Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi. C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi. D. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması. Tabii ki burada her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin öğrenilmesidir. A seçeneği doğru cevap. 2022'de yıldızlı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Çok çok önemli sorular arkadaşlar. İkinci sorumuz hemen gelsin. Bakın, ters yönden gelen bir sürücü, bakın şurası ters bir yön değil mi? Şuradan bir araç sürücüsünün geldiğini düşünün. Görsel sınav soruları arkadaşlar, artık bundan böyle görsel sınav soruları da yayınlayacağız. Gelen sürücü bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Evet. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? Bakın. A. İnatlaşma. B. Aşırı tepki göstermeye. C. Kaba ve saldırgan davranmaya. D. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Tabii ki bakın buradaki taşıt giremez işaretinin olduğu yere eğer bir sürücü girmiş ise bunu tatlı dille ne yapmak gerekiyor? Uyarmak gerekiyor değil mi? Burada trafik kültüründe birbirini uyarmak. Doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir? A. Bencillik. B. İnatlaşmak. C. Diğergamlık. D. Sorumsuzluk. Tabii ki burada diğergamlıktır değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir? Evet bakın şu anda yaya geçidinde bakın iki tane öğrencimiz geçiyor ve sürücü gayet hoşgörülü bir şekilde el işaretiyle onlara yol veriyor. Onlar da teşekkür ediyorlar değil mi? Evet bakın şurada teşekkür ediyorlar. Teşekkür ederiz diyor. Ve burada en fazla ihtiyaç duyacakları nedir? Tabii ki öfke değil, inatlaşma, aşırı tepki değil. Hoşgörüdür. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Dördüncü, beşinci sorumuza bakalım. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Trafik adabı sınav soruları genelde arkadaşlar şıklarımızda 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu şeklinde de gelebiliyor. Onun için cevaplarımızı işaretlerken bunlara da dikkat ederim. Sabırsızlık, saldırganlık, tahammülsüzlük bakın her üçü de olumsuzdur. Feragat ve fedakarlık ise olumludur. Cevap Denizli seçeneğidir.
Altıncı sorumuza geçmeden empati nedir? Empati bir olay ya da bir durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak durumu onun gibi yaşamamız, ben onun yerinde olsaydım nasıl hissederdim, nasıl düşünürdüm sormak lazım, değil mi? Empati her zaman empatiye başvurmak çok çok önemlidir. Empati kurmak çok önemlidir. Hemen sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangileri trafikte sergilenmesi gereken olumlu davranışlardandır? Bakın burada olumlu davranış soruyor. 1, 2, 3 dediği için öncelikle soruyu okuyalım. 1, empati yapılması. 2, öfke duygusuna hakim olunması. Olumlu konuşma üslubuna sahip olunması. Bakın burada hepsi, her üçü de olumludur. Olumlu davranışlardandır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 7. sorumuza bakalım. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır? A. Empati düzeyi yüksek. B. Görgü seviyesi düşük. C. Sorumsuz. D. Bencil. Evet. Yine aynı şekilde bakın. Sorumsuz, bencil, görgü seviyesi düşük, olumsuz ve Adana seçeneğinde ise empati düzeyi yüksek olan bir kişi aracını kaldırıma park etmekten ne yapar? Kaçınır. Adana seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz, bireyin aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olması trafik ortamındaki iletişimi olumlu etkiler? Öfke, empati, sabırsızlık, yıkıcı konuşma uslubu. Tabii ki bireyin trafikte ortamında iletişimi olumlu etkilemesi nedir? Empati kurmasıdır, değil mi? Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Nasıl davranırdım? Bursa seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz, denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir? Mizaç, beden dili, trafik adabı, konuşma üslubu. Dikkat edersek trafik adabının tanımını bize vermişler, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği. 10. sorumuza bakalım. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatında tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Bakın burada hız limitlerini aşarak sürdüğünde tabii ki sorumluluk ne yapmış? Yerine getirmemiştir sorumluluğunu. Bursa seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz, sürücüler beden dilini ve konuşma uslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Tabii ki trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için insanların değişebildiğine inanmaları gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz, bakın, trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili
sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. Asabi, aşırı tepkili, kaba ve saldırgan, saygılı. Değil mi? Saygı her zaman çok çok önemlidir. Saygılı ve nezaketli olduğumuz zaman her zaman işlerimizi daha çabuk çözeriz. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 13. soru. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? A. Trafikteki araç sayısını. B. Sürücünün kaza yapma riskini. C. Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını. D. Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini. Tabii ki burada bakın dikkat edin. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücüleri uyarmak trafik kazalarını ne yapar arkadaşlar? Azaltır. Sürücünün kaza yapma riskini azaltır. Bursa seçeneği doğru cevap. Trafik kazası geçiren kişiler bir canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Doğrudur. 2. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır. Tabii ki topluma da olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakiler hangisi söylenir? Dikkat edersek her ikisi de doğrudur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz, trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırma, park etmekten kaçınır? Tabii ki empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, sorumsuz, bencil. Evet, aynen kaldırma, park etmekten kaçınır. Empati düzeyi yüksek olan sürücüler. Hemen 16'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? Bakın neyi soruyor? Sorumluluk duygusuna sahip. A. Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi. Bakın sorumsuzluk. Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi. Kesinlikle sorumsuzluk. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. Bakın burada bir sorumluluktan bahsediyor. Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması yine sorumsuzluk. Evet, cevap Ceyhan seçeneğidir. 17'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır? A. Empati kurmaktan kaçınmak. B. Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak. C. Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek. D. Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak. Tabii bakın burada karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmektir, değil mi? Evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 18'e bakalım. 18. soruya geçmeden nezaket ve saygı nedir? Trafikte temel değerlerden. Bakın bir el hareketiyle güler yüzle kesinlikle kavgadan uzak durmak çok önemlidir. Nezaket başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma anlamına gelmektedir. Saygı ise üstünlüğü, yaşlılığı, değil mi? Yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaktır. Başarılı iletişimin en önemli kuralı karşınızdaki kişinin varlığına saygı göstermenizdir. Evet bakın, işte bir otobüste oturuyorsunuz, yaşlı bir kişi geldi, siz koltuktan oturup buyurun efendim siz oturun nezaketinde bulunmak çok çok önemlidir. Bunu da mutlaka yapalım arkadaşlar. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesidir nezaket ve saygı, değil mi? Her sürücünün aynı zamanda bir yaya olduğu unutulmamalıdır. Yağmurlu ve karlı havalarda
Araç kullanırken bir yaya gördüğünüzde hız daha fazla azaltılmalıdır ki, bakın resimde de görüyorsunuz, bu şekilde saygısız bir olayla karşı karşıya gelmeyelim. Evet, yine karşıya geçmenize yardımcı olmamı ister misiniz? Yaşlı bir kişi ya da engelli bir kişiyi gördüğünüzde karşıya geçirmeye de yardımcı olmanız çok çok nedir? Önemlidir. Evet, hemen geçelim. Sorumuz 18. soru, bakın. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? A. İnatlaşmaya, B. Yardımlaşmaya, C. Nezaket ve saygıya, D. Konuşma uslubuna. Tabii ki burada bir nedir? Nezaket ve saygıdan bahsediyor. Evet. Yani siz yolda gidiyorsunuz, bir su birikintisi var. Yağmur yağdıktan sonra kaldırımda yürüyen yayaları gördünüz. Hızınızı azaltın ve dikkatli bir şekilde o bölgeden geçin. Evet, yayalara su kesinlikle sıçratmayın. Hemen 19. soruya geçelim. Yine 1-2-3 şeklinde verilmiş soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Evet, trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Trafik adabıdır. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Bakın, yanlış. 3. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığını farkında olur. Evet, burada bakın. Yine trafik adabının bir sürücüde olması gereken 1 ile 3'ün olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 20. soru, sabır, değil mi? Trafik sıkışıklığı kentlerimizin en büyük sorunlarından biridir. Böyle bir durumda sabırsız davranıp sürekli korna çalmak trafiği açamayacağı gibi hem kendinizi hem de öndeki sürücüleri gürültü kirliliğine maruz bırakmaktan başka hiçbir şeye yaramayacaktır. Böyle bir durumda sabırlı olmak lazım. Kesinlikle araçlara korna çalmakla yol açılmaz. Evet, bu sıkışıklıkta sabırlı olup trafiğin yürümesini ne yapmamız lazım? Beklememiz gerekiyor. Evet, yine 20. soruya bakalım. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez. Bakın, kırmızıdan sarıya döner dönmez. Evet, önündeki araca korna çalan bir saniye bile bekleyememesi durumu, bakın, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. Kırmızıdan sarıya dönüyor ve hemen araç, arkadan gelen araç kornaya basıyor. Yürü. Hadi bakalım. Sarı ışık yolun trafiğe açıldığını göstermez arkadaşlar. Açılacağını gösterir. Bakın, kırmızı ile sarı yanması demek hazırlan, yol trafiğe açılacak demektir. Evet, burada öfke, inatlaşma, sabır ve aşırı tepki verilmiş seçeneklerde sabırlı olmadığını gösteriyor, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Tabii ki böyle bir soru da görsel sınav sorularında gelir. Buna da dikkat edelim. 21. sorumuz 1-2-3 verilmiş, bakın. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? Bakın, öfkeyle kalkan zararlı oturur arkadaşlar. İşte görüyorsunuz, sürücünün el hareketlerini, yüz ifadesini ya da sol taraftaki kavgayı görüyoruz. Bir, öfkeli
duygusuna sahip sürücüler dikkatleri dağılır mı? Tabii ki dağılır. Kural ihlalleri artar mı? Artar. Sabırsızlık ve tahammülsüzlük azalır mı? Tam tersi artar. Değil mi? Burada 1 ile 2'nin olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. Evet, öfkeyle kalkan zararla oturur. Burada da görüyoruz her iki 1 ve 2 nolu görsellerde gördüğünüz gibi her ikisi de öfkeli bir durumda. Nedir? Trafikte seyir halindeler. Bir taraf kavgaya tutuşmuş, bir tarafta kendi kendine öfkeli bir şekilde ara sürüyor. Her an kaza yapma riski yüksek. Evet, hemen diğer konumuza geçelim. Diğer gamlık. Diğer gamlık nedir? Çok önemli. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapandır. Başkalarının çıkarlarına davranma olarak da tanımlanır. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara o şekilde davranın, değil mi? Diğer gamlık yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yine diğer gamlık ile empati arasında önemli bir ilişki vardır. Empati kişiyi başkalarına yardım etmek üzere harekete geçirir. Toplum yanlısı davranışlar diğer insanların refahına katkıda bulunmaktadır. Evet. Hemen geçelim diğer sorumuza. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir. Öfke, bencillik, diğer gamlık, sabırsızlık. Tabii ki burada da yine cevabımız Ceyhan seçeneği diğer gamlıktır. 23'e bakalım. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Sabırsızlık, saldırganlık, tahammülsüzlük, fedakarlık ve feragat, değil mi? Evet, tabii ki feragat ve fedakarlıktır. Cevap Denizli seçeneğidir. Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü kapıyı açabilmek için son anahtar odur. Evet, sabır. Sabır çok önemli. Sabır çok önemli arkadaşlar. Trafikte de aynı şekilde. Sabır yılanı deliğinden çıkarır. Değil mi? Evet, 24'e bakalım. Evet, burada hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır. Dikkat ederseniz burada yaşlı bir yaya karşıdan karşıya geçiyor. Sürücü de ne yapması gerekiyor? Hoşgörülü bir şekilde durması gerekir ve karşıya geçişi sabırlı olup geçişine yardımcı olması gerekiyor. Gerekirse arabasından inecek ve kolundan tutup karşıya geçirmesi gerekiyor. Bencil, hoşgörülü, aşırı tepki gösteren, görgüsüzce davranan, tabii ki burada hoşgörüden bahsediyoruz. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 25. sorumuz birey hakkı. Birey hakkı nedir? Çok çok önemli bir konumuz. Engelli kişiler için ayrılmış park yerlerine engelli olmadığı halde park eden bir sürücü oraya park etmek isteyen engelli bir sürücünün hakkını ne yapmıştır arkadaşlar? Gasp etmiştir, değil mi? Bu sürücü trafik içinde zor durumda kalmasına engelli kişinin sebep olmuştur. Dikkat ettiğiniz gibi bakın burada bir engelli rampası var. Engelli rampasının tam önüne aracı getirip park etmiş. Ve engelliler buradan kesinlikle ne yapamaz? Çıkamaz. Kesinlikle arkadaşlar bu tip olaylara meydan vermemek gerekiyor. Engelli park yerlerine asla aracınızı park etmeyin. Hemen geçelim.
Evet, yine bakın engelli park yeri ve aracını engelli park yerine ne yapmış? Bakın park etmiş ve trafik görevlisi şu anda aracı kamerayı alıyor. Ve burada da gördüğümüz gibi engelli park yerlerine araçlarını park etmişler. Bakın. Evet. Kesinlikle bu tip yerlere aracımızı park etmeyeceğiz. Ve engellilerin hakkına girmeyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A. Aşırı hız yapmaktan kaçınmak. B. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi. C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. D. Trafikteki sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. Tabii burada bireye yapılan hak ihlallerindendir dediğine göre engelli olmadığı halde engelli park yerlerine bakın. Park yerlerine araçları park yasak arkadaşlar. Engelli park yeri diyor bakın. Siz getiriyorsunuz aracınızı engelli park yerine park ediyorsunuz. Evet. Bencil olmamanız gerekir. Ceyhan seçeneği 26. soru. 26. soruya geçmeden önce öfkelendiğimizdeki fizyolojik tepkilerimiz neler olur? Kaşlar çatılır, değil mi? Kaşların gerilmesi artar, dişler gıcırdar, ters bakılır, yumruklar sıkılır, yüz kızarır, titreme hissi, el ayakta titremeler meydana gelir. Uyuşma hissi artar, tıkanma hissi, nefes almada zorluk, vücudun çeşitli bölgelerinde seyirmeler nedir? Meydana gelir. Burada da şeklimizi görüyoruz. Evet, resimde gördüğünüz gibi. 26. soru aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? Bakın. Yüzün kızarması, kaşların çatılması, yumrukların sıkılması, bakın bunlar fizyolojik tepkilerdi, değil mi? Öfkenin vücutta ortaya çıkardığı kontrollü davranılması bakın değildir. Cevap Denizli seçeneği. Kontrollü davranılmaması. Evet, buna dikkat edin. 27'ye bakalım. Yardımlaşma nedir? Yardımlaşma karşılıklı yardımda bulunma anlamına gelmektedir. Bakın karşıdan karşıya geçen bir yaşlı kişiye ne yapmak? Yardımda bulunmak ya da aracı yolda kalmış bir sürücüye diğer yayalar tarafından yardımda bulunulması gibi bakın burada da şekilde görüyoruz. Yukarıdaki şekilde de yardımlaşmanın olduğu ortamlar stresten uzak, insanların daha sakin ve huzurlu olduğu ortamlardır. Yardımlaşma ile sorunlar daha kısa sürede yapıcı bir şekilde ne yapılır? Çözülür. Hayatımızın her döneminde insanlara yardımcı olmak bir insanlık değeri olduğu gibi trafikte bu değerin daha da ön plana çıkarılması gerekir. Hareket noktamız iyilik eden iyilik bulur. Mutlaka bunu da göz ardı etmemek çok çok önemlidir, değil mi? Evet. Hemen sorumuza geçelim. Unutmayalım ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. 27. soru aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş bir sürücünün soruna yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir. Tabii ki yardımlaşma, öfke duygusu, bencil davranma, aşırı tepki gösterme. Tabii ki az önce de söylediğimiz gibi nedir? Yardımlaşmadır. Cevap Adana seçeneğidir. 28. sorumuz aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? A. Trafik işaretlerinin hasar görmesi. B. Karayollarının zamandan önce yıpranması. C. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması. D. Yol kenarındaki otokorkuluklarının tahrip olması. Ve tabii ki bakın ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir.
trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Kendi kendine kurallar koymak. B. Bencilce davranışlarda bulunmak. C. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. D. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Evet, tabii ki paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak olumlu davranışlardandır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 30. Gereksiz yere korna çalınması, egzoz susturucularının orijinalinin bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi, verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Yolculuğun huzurlu geçmesine, B. Yolculuk süresinin kısalmasına, C. Trafiğin hızlı akmasına, D. Gürültü kirliliğine. Bakın, gereksiz yere korna çalmak, egzoz susturucularının orijinalinin bozulması, değil mi? Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi burada nedir? Gürültü kirliliğini artırır. Denizli seçeneği doğru cevap. 31. sorumuz, hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır? Burada da yine aynı şekilde gördüğümüz gibi şekilde de asabi, saygılı, hoşgörülü, bencil olmayan, evet, riskli davranışı artırır, değil mi? Asabi olan insanlar nedir? Trafik kazalarını daha da artırırlar. Trafik kazasına sebep olurlar. Hem kendileri trafik kazasına karışır, hem de başkalarını trafik kazasına sebep olabilirler. 32. soru, trafik adabı açısından aşağıdakilerden hangisini belirler? Evet, aşağıdakilerden hangisini belirler? A. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini. B. Bir toplumdaki kişilerin birbirine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu. C. Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını. D. Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını. Evet, tabii ki bakın burada trafik adabı aşağıdakilerin hangisini belirler? Trafik kurallarının kişiler tarafından her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmadığını belirler. Denizli seçeneği doğru cevap. 33. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir diyor bakın. A. İletişim becerilerinin geliştirilmesi. B. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması. C. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması. D. Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Tabii ki burada bakın değildir. Öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması değildir, değil mi? Evet. Evet, 34. sorumuza bakalım. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur diyor. Verilenlere bakalım. Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek. Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek. Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkıda bulunmak, değil mi? Sağlamak. Tabii ki burada yine trafik adabından bahsetmiş, değil mi? Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır, değerlere sahip olma, olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir diyor. Mizaç, beden dili, trafik adabı, konuşma uslubu. Tabii ki yine burada trafik adabının tanımını
verilmiş. Evet. Herkese başarılar diliyorum. Arkadaşlar, kanalımıza destek için abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bundan sonra atacağım diğer trafik, motor ve ilk yardım sınav sorularını ve konularını da çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.